Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve evladihi ve etbaihi ecmain. Estauzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Evet arkadaşlar, 14. lemanın 2. makamını tefekkür etmeye devam ediyoruz. 11 gündür, yine haftadır diyecektim az kalsın. 11 gündür Bismillahirrahmanirrahim'in bir müminin dünyasında ne anlam ifade ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın Bismillahirrahmanirrahim'i bize öğretmekle, dilimize koymakla, kalbimizi yerleştirmekle aslında bizi nasıl bir anlam dünyasıyla, bir bakış açısıyla donattığını, zenginleştirdiğini bu yolculuğumuzda anlamaya çalıştık. Eşlik ettiğimiz metinler Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Sözler Risalesi'ndeki birinci söz ve şimdi de 14. Leman'ın ikinci makamı. Bunlar birbirinin devamı gibi, aslında farklı eserlerde yer alan metinler ama birbirinin devamı gibi. Bismillah kısmı birinci sözde daha ziyade anlatılıyor. Olayın Rahman ve Rahim isimleriyle ilgisi, yani o esma arasındaki ilişkiler de 14. Leman'ın ikinci makamında daha derinlikli anlatılıyor. Burada üçüncü sırrın artık sonlarına yaklaştık. Dün bir paragraf okuduk ama bu paragrafın izahını yapamamıştık, okuduğumuzda kalmıştık. Onu tekrar okuyarak başlayalım. İnşallah Cenab-ı Hak yine kalbimize güzel hakikatler açacaktır. Ben derse başlarken bir çalışma yapmıyorum, notlar almıyorum. Öyle olsa hem dersi çok uzatırım, hem de çok zaman alır böyle çalışmalar. Hani ders sayısını düşürmek zorunda kalırım. Halbuki ben okumalarımı bu vesileyle sürdürmek istiyorum. Çünkü bir başkasına okumak insanı kendisini okumaktan daha zengin kılıyor. O kalabalıkta bir bereket var. Nasıl ki akrabalarımızla, eşimizle, dostumuzla bir araya geldiğimiz sofralar normalde yediğimiz, içtiğimiz sofralardan başka oluyor. Daha zengin oluyor, daha mutlu ediyor, daha bereketli oluyor. Zaten biz imanımız ve örfümüz, töremiz gereği misafirin sofrayı zenginleştirdiğine, evi bereketlendirdiğine inanırız. Naslarımız da böyle haber verir bize. Gerek ayetlerde, gerek hadislerde misafirperverlik, cömertlik, bereket getireceği yönüyle övülmüştür. Elhamdülillah. Böyle bir kültüre sahibiz. O zaman bu kültürün irşadi vazifelere yansıması yahut da okumalarımıza yansıması elbette başkalarını hesaba katmakla olur. Yani alimin ilmini bereketlendiren başkalarına ders vermektir. Ders verdikçe kendisi de öğrenir. İlmi kendinde muhkemleşir. Çünkü anlatmak öğrenmenin başka bir yoludur. Yazmak da öğrenmenin başka bir yoludur. Kalem suresinde galiba geçen o ifade, Allah insana kalemle öğretti diyor. Ayetin ifadesi böyle. Yani kalemle de insan öğreniyor. Yazarak da öğreniyorsunuz, sadece anlatarak değil. Burada da ben, evet tabii ki de ben alim de değilim, hoca da değilim. Böyle bir eğitimim de yok, yetkinliğim de yok. Ancak kendimce yaptığım okumalar var. Onlardan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nurlar var. Tabii ki de hidayet, Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nur, kalbe ilka ettiği bir alev. Onlardan size de anlatmaya çalışıyorum. Size anlatırken daha önce açılmayan şeyler açılıyor. Ben de bereketleniyorum. Yani ihtiran oluyor. İkimize birden bir nimet verilmiş oluyor. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Yani siz de benim bahanemsiniz bu noktadan bakınca. Okuyalım bakalım. Evet. Şems ve kameri. Anasır ve madini. Nebatat ve hayvanatı. Bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o bin bir isimlerin şualarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı, hayatı insaniye musahhar eden
ve ondan rububiyet-i ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istiğnai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul. Şimdi burada nazarımıza verilen tablonun daha genel olduğunu fark ediyoruz. Yani büyük resme baktırıyor Üstad Hazretleri burada bizi. Zaten Rahman'la Zülcemal'in beraber anılması burada. Biraz da o topyekünlüğün habercisi. Tane tane okuyarak devam edelim konuşmaya. Evet, Şems ve Kameri yani Güneşi ve Ayı, Anasır ve Madini yani unsurları, elementleri ve madenleri, nebatat ve hayvanatı, bitkileri ve hayvanları, bir nakş-ı azamın atkı ipleri gibi. Yani büyük nakış, nakş-ı azam. Azam büyük demek. Nakş-ı azamın atkı ipleri gibi o bin bir isimlerin şualarıyla, parıltılarıyla tanzim eden ve hayata hadim eden, hayata hizmetçi yapan, hademe diyoruz değil mi? Okullarda hademeler var. Hizmetçi demek, hayata hadim eden, hayata hizmetçi eden ve nebati ve hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren, demek ki bizdeki şefkat tecellileri Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin aslında göstergesi. Biz vesileyiz. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunu o işin mantığını kavrayamamamızdan anlıyoruz. Şimdi mesela bir yavrunun hayatının devamı bazen anneyi veya babayı çok şeylerden fedakarlık yapmaya itiyor. İşte yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor, giymiyor, giydiriyor falan, bu genel şablonda böyle söylenir. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim, giymedim, giydirdim falan diye. Gibi gibi daha da çoğaltılabilir. Birçok fedakarlıkta bulunuyor anne ve baba, ebeveynler. Bu insanda da böyle, diğer canlılarda da böyle. Ama o canlıların nefis itibariyle ele aldığınızda o canlı çok da böyle fedakarlık yapacak şekilde durmuyor. İnsan belki biraz daha ayrı bir olay. İnsanın başka incelikleri de var ama dönüp hayvanata baktığımızda ya o hayvanlar aleminde çok da böyle o canlılar menfaatlerini terk eder yapıda durmuyorlar. Mesela aslan. Ya aslanlar birleşim başına oturuyorlar mesela, 6 tane aslan. Hepsi aynı ailenin efradı. Orada birbirlerini yiyorlar. Kurtlar yine öyle mesela. Bir avın etrafında toplandıklarında habire o ona hırlıyor, o ona bilmem ne yapıyor. Neden? Çünkü onlarda şey var. O menfaatini kollama, onun için çabalama, savaşma arzusu, isteği içlerinde var. Fakat nasıl oluyorsa, nasıl bir eşik aşılıyorsa, yavru var olduğunda Cenab-ı Hak o canlıyı başka bir surete sokuyor. Tavuk, aman yavrularına bir şey olmasın diye geçen videoda gördüm, kobra yılanına böyle saldırıyor. Veya kendinden çok cisimce büyük canlıların yüzüne atlıyor horoz, tavuk. Neden? Çünkü o yavrusu yaşasın, aman ona bir şey olmasın, benim hayatım gitsin. Halbuki maddecilerin, materyalistlerin ve onların ideolojisiyle yetişmiş biyologların şeyi şu, her canlı kendi canlılığını devam etmek için savaşır. İşin böyle bir tarafı da vardır. Elbette canlı kendi canlılığını korumaya çalışır. Ama bu yavru meseline geldiğinde bu iş değişiyor. Sanki hayvan kendi hayatından tamamen vazgeçiyor. Yavrum da yavrum diyor. Yani o noktaya geliyor. Onun da bir sınırı var. Mesela işte köpeklerde bilmem kaç aya geldiğinde köpek artık yavrusunu takmıyor. Kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Çok yaklaşırsa ısırıyor falan, uzaklaştırıyor yani. Bu eşikler nasıl atlanıyor? Nereye kadar yavru annesini veya babasını kendisine istihdam ediyor, kendi hizmetini gördürüyor? Nereden sonra tekrar eski hesaba dönüyorlar? Düşmanlığa başlıyorlar.
Bu çok ince bir çizgi. Bunu böyle şeyle açıklamak çok zor. Bu niye böyle oluyor? Bu şu niye şöyle oluyor diye açıklamak çok zor. Bugün bilim adamları diyorlar ki işte bu evrimciler, Allah hesaba katmadan kainatı açıklamaya çalışanlar, bismillahsızlar. Öyle demek lazım. Besmelesizler. O besmelesizler diyorlar ki ya işte aslında canlı yavrusunun devamıyla kendi hayatının da devam edeceğini hissediyor. Bak, bilince bak, tür şuuru, bir tür milliyetçilik. Hani nasıl ki bizde şey vardır, işte hani ben ölürsem milletim yaşasın. O uğurda şehit oluruz, işte savaşırız, gazi oluruz vesaire. Bir kahramanlık damarı vardır. Çünkü milletinin ruhunda, ümmetin ruhunda, kendi ruhunun, kendi hayatının devam ettiğini düşünür mümin. Zaten ucunda da şehitlik vardır. O da az ücret değildir ama hani böyle de bir tefekkürü vardır. Ben ölsem milletim bakidir. Ben ölsem vatanım sağdır gibi bir düşünce vardır. Ama bu düşünce insan da büyük insan da olur ve zamanla olur. Birden çocukken böyle bir düşüncemiz olmaz. İyi yetişmişsek, iyi bir ahlak almışsak bir yerde seciyemizde bu karakter parlar. Olmayan da vardır bu karakter, hiç parlamaz mesela. O satabildiğini satar, atabildiğini atar. Öyle insanlar da vardır yani, eğitimle de adam olmaz. Bakın bizde bu iş bu kadar nadir, az ve eğitime, inkişafa bağlı. Ama hayvanlarda böyle değil. Öyle diyor yani besmelesizler. Hayvanat diyor, biliyor diyor yani mesela. Tavuk diyor biliyor civcivlerin devam etmesi, onun hayatının devam etmesi. O yüzden onların hayatını sürdürmek için kendini feda ediyor. Aslında yine kendi hayatını sürdürmüş oluyor. Ne demek yani şimdi? Böyle bir tür bilinci mi var tavukta yani? Oturup şey mi ya, tavuk olmanın felsefesi. Biz kendi milletimiz için fedakar olmalıyız. Civcivlerimiz için gerekirse canımızı feda etmeliyiz. Bilmem kim. Böyle filozof adıyla. Tavisto. gibi. Yani böyle bir felsefeleri mi var? Böyle bir ideolojileri mi var? Böyle filozofları mı var bunların, bu tavukların ya da horozların? Yok. Böyle bir bilinç bu tavuğun kendisinde de yok ya aslında. Bu bir kurgu. Bu bir açıklama şekli ama açıklamanın da şeyi yok, delili yok. Yani tavuk başka yerlerde sınanmış da tür bilinci olduğunu ispat mı etmiş böyle? Bunlar bizimkiler falan, bunlar bizim aşiret, bunlar bizim burada otlasın, diğer horozlar o tarafta otlamasın falan mı demiş tavuklar? Böyle bir tutum mu sergilemişler? Yok. 3 gün sonra karışıyorlar birbirlerine. Başka hayvanlar da olsa karışıyorlar yani, umursamaz oluyorlar. Yani özünde söylemek istediğim şu, bu varlıktaki bu bilinç böyle küçük tavuğun, küçük güvercinin, küçük sineğin, küçük arının o küçücük beyinlerinin kaldıramayacağı tecellilerle dolduğunda böyle acayip yerlere kaçmamak lazım. Kaçılacak yer burada gösterilmiş bize. Allah'a firar etmek lazım Kur'an'ın emriyle. Gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle, ha pardon, şuradan alayım. Hayatı hadim eden ve nebati hayvani olan umum validelerin gayet şirin ve fedakarane şefkatleriyle şefkatini gösteren ve zevil hayatı hayat insaniye musahhar eden ve ondan rububiyet ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren. Şimdi bakınız, tavuğun kendi türünün bilincine, o şahsı manevi düşüncesine sahip olmasına gerek yok. Eğer onu istihdam eden bir Allah'ın varlığını kabul edersek, Rahman ve Rahim olan bir Allah'ın varlığını, işte besmele ile yaşarsak, bir İsmillah dersek, açıklamak çok kolaylaşıyor. Bu tavuk elbette bu bilince sahip değil. Ama Cenab-ı Hak istediği an onu yavrularına şefkatli kılabilir. Veya istediği an fedakarlıkla donatabilir. Onun için o ol demekten ibarettir. Ol der, olu verir. Bizim bu işte bilinçmiş, felsefeymiş, şuymuş, ideolojiymiş, bunlarla sağladığımız şey Cenab-ı Hak bir anda sağlayabilir. Çünkü onun için ol demek o sadece. Bakın böyle açıklamak varken işi alıp götürüp işte
tavukların tür bilinci, yok bilmem şunların bilmem ne bilinci, şunların canlılık bilinci. İşte o kendini feda ederken aslında biliyor ki türü devam edecek falan filan. Ya yarın ne olacağını bilmeyen hayvan 100 yıl sonrasını mı düşünüyor yani? Diye sormak lazım. Tabii duyan olursa. Will Smith'in bir filmi vardı. İsmi aklıma gelmedi şimdi ama Afrikalı bir doktoru oynuyordu. O Afrikalı doktor da Amerikan futbolu oynayanların ilerleyen yaşlarda işte 60'larında falan delirdiğini ortaya çıkarıyordu. Aslında bilinen bir şey ama gerekçesini buluyordu. Meğer o çarpışmalarda, şiddetli çarpışmalarda her çarpışmada bir miktar beyin hücresi zarar görüyormuş. O Amerikan futbolu biliyorsunuz bizim oynadığımız futboldan farklı. Onlar ona soccer diyorlar, bizimkine soccer diyorlar. Kendininkilere futbol diyorlar. İşte koşarken o ona omuz atıyor, o ona çarpıyor, havada çarpışıyorlar falan. Sert bir oyun. Kaskları, giysileri var ama bir yere kadar. Kafa darbelerinde tabii ki de sarsıntı alıyor beyin. Bu doktor ortaya çıkarıyor, bunu bir işte sunum haline getiriyor. Bir derginin profesörü müydü, bir üniversitenin editörü müydü ona anlatıyor. Filmin içinde bu sahne var. Diyor ki işte anlatıp anlatıp en sonuç cümlesi olarak Tanrı diyor bizi Amerikan futbolu oynayalım diye yaratmamış diyor. Çünkü kendisi inançlı bir doktor, Hristiyan ama dindar bir doktor. Çünkü diyor Tanrı bizi Amerikan futbolu oynayalım diye yaratmamış. Bu oyunu oynadıkça biz zarar görüyoruz. Bu da ilerleyen yaşlarda delirmek şeklinde ortaya çıkıyor. O şeyin işte artık derginin editörü müydü, üniversitenin profesörü müydü aklımda kalmamış. Diyor ki tamam diyor sen bunu diyor Tanrı'yı çıkarıp bir daha yaz diyor. Yani diyor Tanrı olmasın içinde diyor. Aslında ABD'deki biyoloji piyasası biraz böyle. Ha hiç mi inançlı doktor yok? Var. Ama piyasa onları öğütüyor. O kadar inançsız var ki o piyasayı öyle bir kapmışlar ki. Bu adamın mesela o filmin konusu aslında gerçek yaşanmış bir hikaye. Sonradan adamın gerçek karakterini de gösteriyorlar. Adam bunu ortaya çıkardı diye mesleğinden etmişler. Yıllarca işsiz güçsüz kalmış, çok sıkıntı çekmiş. Sonra kabul ediyorlar. En son hani birkaç olay daha yaşandıktan sonra diyorlar ki ya adam haklı herhalde bunu tekrar bir gündem etmek lazım falan. Ama ona rağmen Amerikan futbolu hala oynanıyor. Onu engelleyemediler. Hasılı yani böyle görmek varken bu dogmalarla bugün bilim Ortodoks Katolik Hristiyanlığın ve Ortodoks Hristiyanlığın sahip olduğundan daha fazla dogmaya sahip olmaya başladı. Bunu bilim adamları da söylüyor. Yani bunlara diyor aşamazsak biz bir yerde takılırız. Biz bir yerde boğuluruz. Kendi tabuları var, kendi işarettiği şeyler var. Bunlardan sapmamak için sapanları görürse aynı nasıl ki Katolik Kilisesi Engizisyon'la bilim adamlarını ezmiş vaktiyle ki İncil'in dışında şeyler söylüyorlar diye. Kendileri de şimdi bizim seküler bilim anlayışımızın haricinde işin içine Tanrı'yı katan şeyler söylüyorlar diye kendi türünden bilim adamlarını eziyorlar. Özellikle evrim dışı şeyler yazan çizen biyologlar Avrupa'da, Amerika'da çok eziyet görüyor. Bunu anlatanları da var yani. İnternette bulursunuz bilgilerini. Ben okuduğum kitaplarda görüyorum. Bir lobisi var bu işlerin. Sen evrimin dışında bir şey mi söylüyorsun abi? Yok, sana söyletmiyorlar. Yavaş yavaş dışlanıyorsun ya da açıktan dışlanıyorsun. Neyse laf lafı açtı. Yani açıklıyor, bizim burada yaptığımız açıklamalar niye bilimsel değil? Bilim neden bizi sinesine basmıyor? Tabularından. Biz onu niye sinemize basmıyoruz? Biz de tabularımızdan. Biz de mevzuyu bismillahsız açıklamak istemiyoruz. Aramızdaki mevzu bir besmele mevzusu yani. Biz bismillah diyoruz, onlar onu katmıyorlar. Besmele demiyorlar. Halbuki besmeleyi söylemek izahları ne kadar kolaylaştırıyor. Hayat insaniye musahhar eden ve ondan rububiyeti ilahiyenin gayet güzel ve şirin bir nakş-ı azamını. Bu nakş-ı azam hangisi? Rububiyeti ilahiyenin. Rububiyeti konuşmuştuk. Varlığın maksadına giderken ihtiyaçlarının karşılanması demiştik. İşte o nakış da insan. Nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden Rahman-ı Zülcemal, Cemal sahibi Rahman. Burada Rahmaniyete Cemal de eklendi. Çünkü biz
rahmaniyetin sonuç olarak bizi güzelliğe götürdüğünü gördük. Bunu hep seziş olarak bilirdik ama tecelliyi izlediğimiz zaman bunun bir nakış olduğunu, bir dokuma olduğunu, bu ilişki ağının güzel bir manzara teşkil etmek için oluşturulduğunu gördük burada. Bundan önceki paragraflarda da bu vardı. Üstad Hazretleri bize bir manzara gösterdi yani. O ilişkiler ağının tamamen insana dönük olarak dokunan ilişkiler ağının, evrendeki ilişki ağının güzel bir motif olan insanı ortaya çıkarmak için olduğunu ve insanın onlara duyduğu merak, ilgi, işte öğrenme isteği, hissedişler, bunların da o ilişki ağıyla ilgili olduğunu söyledi. Bir kitapta geçiyordu, hem de çok satan bir kitaptı ama roman türündeydi. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Orada şey diyor çocuğun öğretmeni, bilimsel bir şey anlattıktan sonra. Galiba diyor kainat fark edilmek istiyor. Çünkü zekayı ödüllendiriyor diyor. Yani düşünelim. Siz bir yarışmaya girseniz, o yarışmada puan kazandıran neyse onu yaptıkça puan alırsınız. Bonus alırsınız. Buradan anlarsınız ki bu yarışmayı yapan kişi bunu seviyor. Ödüllendiriyor çünkü. Yarışmanın kuralları içinde bunu yapmak iyi bir şey. Bunu çıkarırsınız. Diyor ki kainat da diyor, tabi o kainat diyor, biz Allah diyoruz. Kainat da diyor zekayı, merakı, tefekkürü ödüllendiriyor. Bakın çok ilginç bir şey. Hakikaten tefekkür ettiğiniz zaman, çalıştığınız zaman üzerine, merak ettiğiniz zaman, araştırdığınız zaman bunun size hayatınıza katkısı kolaylıklar, teknolojiler, yol açılış size. İşte sahillerinize göre daha rahat hareket ediş, daha başarılı oluş gibi sonuçlar veriyor. Demek ki diyor kainat bu kolaylığı bize sağlıyorsa, bu açılışı yapıyorsa, demek ki kainat diyor fark edilmek istiyor. Ya bunu çıkarabilmek, ya bunu çıkaran bir gayrimüslim yani. Biz Müslüman olarak bunu çıkaramıyorsak da o çıkarıyorsa yuh bize. Bizim düşünmemiz lazım. Cenab-ı Hak bunu ödüllendiriyorsa, kainat bunu ödüllendiriyorsa, demek ki uygun olan yol bu demek. Siz nasıl İşte bir yere gitmek için iki yol olsun, biri tepeyi aşıyor olsun, biri normal asfalt yol olsun. Asfalt yola çıktığınızda o yolun kolaylığından devletin sizin buradan gitmenizi istediğini anlarsınız. Hani yol bu demek ki. Doğru yol buymuş. Bak ne kadar rahat geçtik gittik. Ne kadar işimiz kolaylaştı. Mesafe azaldı. Arabamıza da zarar gelmedi. Biz de böyle sallanmadık arabanın içinde dersiniz. Ama öteki yola gittiğinizde devletin izin vermediği, bakım yapmadığı dolayısıyla da uygun görmediği, açmadığı yola gittiğinizde çakır çukurlar, önünüze çıkan işte şeyler, hendekler, bilmem şeyler, tepeler, şunlar bunlar, yani türlü zorluklar çekersiniz. Demek ki merak, ilim, çalışma, tefekkür, bunları kainat ödüllendirdiğine göre kainat bunun üzerine yaratılmış. Evet. Kağıttan Kentler romanı olabilir. Şimdi aklıma geldi. Kağıttan Kentler, o olabilir yani. Onun filmi de var galiba ama filmde geçiyor mu bilmiyorum. Filmini izlemedim. Ama roman Kağıttan Kentler'di galiba. Bir nakş-ı azamını ve insanın ehemmiyetini gösteren ve en parlak rahmetini izhar eden o Rahman-ı Zülcemal, elbette kendi istigna-i mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Ey insan, eğer insan isen, Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul. Yani Cenab-ı Hakk'ın hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Dolayısıyla ilişkiye geçmek zarureti yok. Hiçbir şey ona boyun eğdiremez. Hiçbir şey onu ilişkiye zorlayamaz. Hiçbir şey onu istihdam edemez haşa. Cenab-ı Hak bunlardan mukaddes ve müberradır. Nihayetsiz ilim, kudret ve irade sahibidir. Bunlarda eksiği yoktur ki birisi o eksiği tamamlamakla ona boyun eğdirsin. Siz bir şeye boyun eğdirdiğiniz zaman ondaki bir eksiği kapatmış olursunuz. Bir eksiğin fazlası siz olursunuz yani. Mesela ata boyun eğdiriyorsunuz değil mi? Ata nasıl boyun eğdiriyorsunuz? Çünkü siz bilinç olarak işte
akıl olarak, hadi kuvvet olarak değil ama akıllı kuvvet olarak diyelim, ondan üstünsünüz. E at da sizin emrinizi dinliyor. Arabanızda bilinç yok, zeka yok, irade yok. Sadece potansiyel kuvvet var. Sizin ilminiz ve iradeniz o potansiyel kuvvetin üstü olduğu için arabaya boyun eğdiriyorsunuz. Veya işte hakeza ormanlar, şunlar bunlar, onlarda yaptığınız tasarruflar, kesmeler, biçmeler, yükseltmeler, alçaltmalar vesaire topraktaki. Bunlar hep siz onlardan daha üstün bir ilim, irade sahibi olduğunuz için oluyor. Onunla bunu bükebiliyorsunuz yani o alandaki ilim ve iradesizliği. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir şeyimiz yok ki bizim. Ona bilmediği bir şey mi öğreteceğiz haşa, sümme haşa? Ona bilmediği bir şey mi seçtireceğiz, seçmek istemediği bir şey mi seçtireceğiz haşa, sümme haşa? Ya da ona yapamadığı bir şey mi yaptıracağız, yapmak istemediği bir şey mi yaptıracağız haşa, sümme haşa? Böyle bir şey mümkün değil. O zaman bize açık tek bir kapı var. İstinai mutlakına, yani gınasına, kendi kendine yeterliliğine, zenginliğine, borçsuzluğuna karşı, sonsuz bir de istinai mutlaka karşı bize bir açık kapı bırakmış rahmeti. Onun kemalidir yani bu aynı zamanda. Cenab-ı Hak bizimle neden ilgileniyor, bize neden yardım ediyor, bizi neden gözetiyor, neden dualarımızı kabul ediyor, neden bizi cennetine koyacak, neden amellerimize hasenat yazdırıyor iyi işlerimize, neden ruhumuza iyi işler yaptığımızda söz gelimi ihtiyaç içinde bir insana yardım ettiğimizde bir huzur bağışlıyor böyle. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. Hatta o öyle bir lezzet oluyor ki bir gün, iki gün, üç günlük değil yani bir baklava lezzeti gibi değil veya işte bir sevdiğiniz yemeğin lezzeti gibi değil. Ne zaman hatırlasanız sizi adam hissettiriyor. Diyelim çok zor bir durumda arkadaşınıza destek çıktınız. Cesaret gösterdiniz. Maddi yardım olmasın, manevi yardım olsun. Cesaretle arkasında durdunuz. Aradan 10 yıl geçse, 20 yıl geçse o günü hatırladığınızda diyorsunuz ki lan helal olsun o gün çok sağlam durduk ya. Çok iyi bir yerdeydik falan. Helal olsun bize. Bu şeyi sağlayan o manevi lezzet-i ruhaniye. O lezzet hiç gitmiyor. Ruha inen lezzet. İşte salih amellerin lezzetleri böyledir. Ruha, kalbe inen lezzetler maddi lezzetlerden daha uzun boylu olur. Çünkü ruhun varlığı bedenin varlığından daha sabittir. Bedenin varlığı değişkendir. Onun lezzetleri de değişkendir. Çabuk gelir, çabuk giderler. Ki bedendeki her şey böyledir yani. Yediğiniz vücudunuzdan gider, çektiğiniz hava vücudunuzdan gider. Sürekli kalmaz. Bedenin varlığı bunun üzerine kurulmuş, değişkenlik. Ama ruhun ki sabit. Eğer bir amel ruha ulaşırsa, kalbe ulaşırsa, onun lezzeti de kalıcı olur. İşte manevi şeyler böyledir. Yetim başı okşamak böyledir. İyilik yapmak böyledir. Güzel ahlak böyledir. Onların lezzetleri insanın ruhunda sabit kalır, iz yapar. Ve ne zaman hatırlasanız o lezzetten istifade edersiniz. Bu durum da bir açıdan cennete işaret ediyor. Çünkü eğer ameli salihin sonuçları ruhta bu oluyorsa, demek ki bunların baki bir şekilde karşılığını almak da mümkün. Daha bu dünyada uzun ömürlü bir karşılık alabiliyoruz maddi lezzetlerimize kıyasla. Yani aynı para, diyelim 100 lira. Bunu ihtiyaç içindeki bir insana vermekle onu baklava edip yemek arasındaki fark, bunların lezzetleri arasında kalış süresi açısından, son tüketim tarihi açısından diyelim, son kullanma tarihi açısından fark bize gösteriyor ki şu amelin, yani zor durumdaki insana bir karz-ı hasende bulunmanın, bir yardımda bulunmanın sonucu cennette de baki bir şekilde karşılık bulabilir. Çünkü bu dünyada da ona benzer bir şey görüyor zaten. Bir ümit ışığı, bir işaret fişeği çakıyor yani. Bunu görmek lazım. Elhamdülillah. Evet, istinai mutlakına karşı rahmetini ihtiyacı mutlak içindeki zihayata, yani canlılara ve insana makbul bir şefaatçi yapmış. Elhamdülillah. Ey insan, eğer insan isen Bismillahirrahmanirrahim de o şefaatçiyi bul. Hani hep bu konuşulur.
Ya Müslüman ülkelerde işte psikiyatrist, psikolog ihtiyacı giderek artıyor. Ama eskiden böyle değildi. Ruhi, manevi hastalıklar daha azdı. Batı'da ise aksine çok, özellikle sekülerleşme, aydınlaşma süreciyle birlikte Batı bir psikiyatri kliniği haline geldi neredeyse. Sürekli insanlar, intihar oranları, yeni yeni psikolojik rahatsızlıklar, vakalar, ilaçlar, antidepresan çağı yani bir nevi Amerika. Özellikle kadınlar, büyük bir çoğunluğunu kadınlar tüketiyor bu ilaçların. Yani kimyevi formüllerde mutluluk arıyoruz artık. O noktaya geldik. Bu neden böyle oldu? Bizde de niye böyle oluyor? Onlarda niye böyle oldu? İşte cevabı burada. Biz Bismillahirrahmanirrahim'den, Allah adından, Rahman adından, Rahim adından uzaklaştıkça, onu dünyamızdan çıkardıkça yerini antidepresanlar dolduruyor. Nasıl? Bu böyle Müslümanların harcı alem söylediği bir şey mi? Delilsiz mesnetsiz söylediği bir şey mi? Hayır. Ya bir şey vardır, ön hekimlik denen, ne diyor, koruyucu hekimlik de diyorlar buna. Bir şey vardır. Hastalık daha başlamadan yapılan tedavidir bu. Mesela işte kış geldi, grip, nezle artıyor. Daha gelmeden başlarsınız işte meyve yemeye, C vitamini bol bol almaya, çünkü bağışıklığınızı güçlendirir C vitamini. Ya da başka bir hastalığın sezonunda o hastalığı giderecek olan, önleyecek olan ilaçları almak. İşte güneşe çıktığınızda güneş yağı sürmek, çünkü güneşin zararı olacak. Önceden buna tedbir almak koruyucu hekimliktir. Aşı da mesela bir tür koruyucu hekimliktir gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Yani tedavi hastalıktan sonra başlayan bir şey değil sadece. Tedavinin evveli de var, hastalıktan öncesi de var. İşte İslam, İslam'daki maneviyat, İslam'daki tasavvuf, fıkıh batın ve işte buradaki Bismillahirrahmanirrahim tefekkürü, düşüncesi, manası, içeride yerleşen manası aslında bir koruyucu hekimlik. Bir insan neden psikolojik rahatsızlıklara uğrar? Farklı nedenleri olabilir ama bu işin bidayeti eşyaya dair bir şeyi, varlığa dair bir şeyi yanlış okumakla, zararlı bir şekilde anlamlandırmakla başlar. Bakınız şimdi işte Kırmızı Oda'dır, işte başka başka dizilerdir. Onlarda bu konular işleniyor. Halkımız da biraz daha böyle vakıf olmaya başladı. Psikiyatristin, psikoloğun size yaptığı ne? Aslında o yanlış anladığınız, yanlış değerlendirdiğiniz, yanlış bir açıdan görüp yanlış bir yere sizi sürükleyen olayı geri dönüp o olayın üzerine eğilip onu doğru bir yere koymak. Bakın, yerli yapımlar olsun, yabancı yapımlar olsun, özüne indiğinizde hep bunu görürsünüz. İşte çocukken bir şey yaşamış, onu atlatamamış, onda bir buhrana dönüşmüş, ilerleyen hayatında şöyle şöyle etkilemiş. Adam sizi nasıl tedavi ediyor? Geri döndürüyor. O olayı tekrar ele aldırıyor. Ona başka türlü yaklaşabilir miydin? Şöyle yapabilir miydin? Böyle yorumlayabilir miydin? İkna ederse siz o olayı farklı görüyorsunuz. O düğümü çözmüş oluyorsunuz. Hayatınızın geri kalanında bir rahatlama yaşıyorsunuz. Ya bunun koruyucu hekimliği? Ya bunun öncesi? İşte öncesi de Bismillahirrahmanirrahim. Eğer kainata Rahman ve Rahim olan bir Allah'ın eseri olarak bakarsanız, o zaman ondaki tecelliyi de gene Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünün hayatından lezzet alır vecizesinde belirttiği gibi güzellikle değerlendirirsiniz. Yani tartarken o tarafa puan yazmaya çalışırsınız. Bunun örneklerini önceki derslerde konuştuk. Allah göstermesin, bir musibet yaşadığında Müslüman hemen ne yapıyor? Kendini mi yakıyor, üzerine benzin döküp? Hayır, öyle bir şey yapmıyor. Birkaç tane koruma kalkanı var. Hemen o olayı göğüslerken karşısına aldı. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o acısını kaldıramayan, çocuğu için ağlayan kadına teselli verirken söylediği şey, sabır musibetin ilk anında gösterilendir. Asıl sabır odur. Biz de bir musibetle göğüslediğimiz zaman, karşımıza aldığımız zaman hemen
Bir İsmillah'ı da yanımıza alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim'i de yanımıza alıyoruz. Ne oluyor o zaman? Olay ve biz olmuyoruz sadece. Musibet ve biz, sarsıntı ve biz, korku ve biz, endişe ve biz. Böyle olmuyoruz. Endişe biz ve Allah. Korku biz ve Allah. Musibet biz ve Allah. Yani böyle bir üçgen ilişkisine çeviriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatımıza katıldığı anda. Ve onun arkasındaki mana dünyası. Bu sefer diyoruz ki, bir, bunu bana gönderen Allah Rahman ve Rahim'dir. Ben zaten kainatta bu tecellileri çoklukla görüyorum. Cenab-ı Hakk'ın da Rahman ve Rahim olduğundan eminim. O zaman bu şey beni cezalandırmak için, bana kötülük olsun diye, beni süründürmek için, beni varlığın arkasına itmek için gelmemiştir. Ya bunda da bir rahmet ciheti vardır. Madem ki o merhametli sultandan geldi, bunda da bir hikmet vardır. Diyelim çok böyle sevdiğiniz, hoşbeş ettiğiniz bir arkadaşınız çok merhametli. Onun sıra dışı bir davranışını gördüğünüzde mesela size aniden sert bir harekette bulundu. Ne yaptı mesela? Yoldan karşıdan karşıya geçerken arkadan size tekme attı. Normalde çok yumuşak, karıncayı incitmeyen bir arkadaşınız ama yoldan karşıdan karşıya geçerken size arkadan tekmeyi koydu. Şimdi o olayı müstakil düşünüp ulan ne yaramaz adammışsın sen, yoldan geçen adama tekme mi atılır dersiniz? Veyahut o geniş manayı ele alıp zaten o arkadaşınızın şanını bildiğiniz için ya bunu bana yaptıysa bir sebebi vardır deyip bir etrafı mı kolaçan edersiniz? Belki de etrafı kolaçan ettiğinizde görürsünüz ki o arkadaşınız aslında sizin hayatınızı kurtardı. Araba geliyordu, araba size çarpmasın diye sizi ileri itti. Veya çekti. Fiziksel bir şeyde bulundu yani. Öncelerde yapmadığı sıra dışı bir harekette bulundu. Onun için sıra dışı olan, sizin de onu da pek görmediğiniz bir harekette bulundu. Anlamlandırışınız arkadaşınızın şanına göre değişir. İlişkilerinizde arkadaşınız nasıl biliyorsanız, dostunuzu nasıl biliyorsanız, onun fiillerini de onun şanıyla tartarsınız. Ya bu çocuk bunu yapmazdı ama bu niye böyle oldu dersiniz. Beklemediğiniz bir şey gördüğünüzde. Bir temkin, bir tefekkür, bir sonucu anlama süresi tanırsınız yani. Hepimiz yapıyoruz bunu hayatta. Bildiğimiz, tanıdığımız insanlara karşı. Ama bilmediğimiz insana karşı bu olmaz. O yüzden marifetullah lazım bize. Allah'ı bilmek, Allah'ın yaratışıyla yaşadığımız şu kainatta bütün fiillerin sahibinin şanını bilmek, o şanla, o ahlakla tabiri caizse varlığı anlamlandırabilmek, doğru anlayabilmek için lazımdır. Ya insan evleneceği kişinin bile ahlakını merak ediyor. Niye? Bütün ömrü onunla geçirecek arkadaş. Yaptığını, nasıl yaptığını bilmesi lazım. Niye yaptığını bilmesi lazım. Ne çerçevede yaptığını bilmesi lazım. Neyi nasıl anlayacak bilmesi lazım. Ahlakını onun nişanlılık sürecinde öğrenmeye çalışıyorsun. Ya ondan evvel bütün hayatın Cenab-ı Hakk'ın elinde, kudret elinde, irade elinde, ilim elinde. Ya bu merak edilmez mi? Bu Allah nasıl bir Allah? Önce onu öğreneceksin ki yaşarken yanlış anlamlar vermeyesin hiçbir şeye. Varlığı yanlış anlamayasın, yanlış tefekkürlerde bulunmayasın. Buraya nereden geldik? Gene laf lafı açtı. Şeyleri konuşuyorduk. Ön tedavi. Koruyucu hekimlik diye konuşuyorduk. Cenab-ı Hakk'ın şanını bilmek eşyasına karşı tefekkürümüzü etkiliyor. Eşyasına karşı tefekkürümüz de psikolojik sağlığımızı etkiliyor. Şimdi ben o musibeti yaşadım. Bunu kötü mü anlayacağım? Yoksa onda bir hayır, bir hikmet, bir inayet ciheti olabileceğini mi hesaba katacağım? Bakın diğer hesapların hepsi bir ismillahla açılıyor. Yoksa kapalı o hesaplar. O ve ben varım, başka türlü anlama şansım yok. Ama Allah'a kattığım anda o eser tek başına olmuyor, o fiil tek başına olmuyor. Arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimleri, Lehül Esma-ül Hüsna, bütün güzel isimleri tasarrufta oluyor. Yani fiilin faili belli oluyor, asıl faili belli oluyor. O zaman o olayı ele alış tarzım da ona göre değişiyor. Ha Müslümanlar ne diyorlar böyle olaylarda? Şiirlerimize kadar inmiş, büyük mutasavvıflarımızın yazdığı şiirlere
Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kahrın da hoş, lütfun da hoş gibi veya işte atasözlerimize, deyimlerimize inmiş. Gün doğmadan neler doğar? Vardır bir hikmeti. Ayetlerde var mesela, hayır Allah'ın seçtiğindedir. Bu düşünce dünyası bizim koruyucu hekimliğimiz. Biz hadiselerde o kadar şiddetli sarsılmıyorsak, çarpılmıyorsak, kafamız kırılmıyorsa bu sayede kırılmıyor. Yoksa çok tahtamız eksilir. Ve bu eksildikçe dünyamızdan, Bismillahirrahmanirrahim çekildikçe hayatımızdan, biz de sekülerleştikçe, her ne kadar dilimiz Müslüman da olsa, içimiz yeterince Müslüman olmadığı için, biz de aynı buhranları, daralmaları tıpkı bir batılı gibi, tıpkı bir gayrimüslim gibi yaşamaya başlıyoruz. Cenab-ı Hak hidayetiyle rüştümüzü ilham etsin. İnşallah bu badireleri atladık, tekrar o tertemiz dünyaya dönebiliriz. Ahir zaman imtihan dünyası. Evet, süremizi epey aştık. Sadece bir paragraf konuştuk. Bir sonraki paragrafı da okuyayım. Onun tefekkürü de yarına kalsın. Zaten bahis bitiyor. Yarından Miraç'a bağlayıp bu olayı inşallah Miraç tefekkürüyle bağlamını tamamlayıp Bismillahirrahmanirrahim yerdeki insanı nasıl Miraç'a çıkarıyor onu konuşmuş olalım. Öylece 3. sır bitsin, 4. sır başlıyoruz inşallah. Burayı okuyorum ama. Evet, zeminde 400 bin muhtelif ayrı ayrı nebatatın ve hayvanatın taifelerini hiçbirini unutmayarak, şaşırmayarak, vakti vaktine, kemali intizamla, tam bir düzenle, hikmet ve inayetle terbiye ve idare eden ve küreyi arzın yani dünyanın simasında hatemi ehadiyeti vaz eden, hatem yine mühür, bilbedahe belki bilmüşahede rahmettir. Ve o rahmetin vücudu ve küreye arzın simasındaki mevcudatın vücutları ne kadar kat'i ol vücut pardon ve o rahmetin vücudu bu küreye arzın simasındaki mevcudatın vücutları kadar kat'i olduğu gibi o mevcudat adedince tahakkukunun delilleri var. Evet, zeminin yüzünde öyle bir hatemi rahmet ve sikki-i ehadiyet bulunduğu gibi İnsanın mahiyeti maneviyesinin simasında dahi öyle bir sikki-i rahmet vardır ki küreye arz simasındaki sikki-i merhamet ve kainat simasındaki sikki-i uzma-i rahmetten aşağı değil. Adeta bin bir ismin cilvesinin bir noktayı mihrakiyesi, odak noktası hükmünde bir camiyeti var. Şu cümleyi de okumak istiyorum, burada bitireyim. Ey insan, hiç mümkün müdür ki sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hatemi ehadiyeti vaz eden zat seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekatına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kainatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın. Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir veç ile noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkar ettirsin. Haşa. Burayı şeyle de bağlayalım. Bakınız bu paragrafı. Ayet-i kerime var. Kısacık bir meali şöyle. Allah insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Galiba öyleydi. Yanlış vermiş olmayayım. Yani bakın oradaki ayetin açılımını burada rahmet penceresinden gördük. O ayet esma sayısınca açılabilir. Çünkü her esma bu ilişkiyi zaruri kılar. Madem ki bu kadar ilgileniyor sizinle, bu kadar teşrifat var, bu kadar hizmet var, başıboş mu bırakacak sizi yani? Bu kadar emekten tabiri caizse, bu kadar özenden sonra toprağın altına girip rahatça yatacak mısınız yani hiçbir hesap vermeden? Nübüvvet görmeden, vahiy görmeden, sınanmadan, dini şeriatla sorumlu olmadan bu kadar hizmeti alıp oh diye gidip gidecek misiniz yani? Böyle mümkün mü? İşte o bahsi bu ayetle bağlayabiliriz diye düşündüm. Efendim teşekkür ediyoruz. Yine 40 dakikayı aştım. Ne yapalım böyle oluyor. Cenab-ı Hak daha özet şekilde anlatabilmeyi nasip eylesin.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.